Sabahları arpa da ekle yemine. Tamam anam. Kızım. Canım. Kızım. Büyük hanım. Konuşabilir miyiz? Olur, konuşalım. Büyük hanım. Ne olur bırakın ben İstanbul'a gideyim. Karnımda Yılmaz'ın çocuğu varken Demir Bey'le nasıl evlenirim ben? Yani beni düşünmeyin siz. Ben bir şekilde İstanbul'da yaşarım. Temizlik yaparım, dikiş dikerim. 3 kuruş değil mi? Muhakkak kazanırım. Bana başka hayat yok büyük hanım. Ben bu hapishanenin kapısında bile yatmaya razıyım. Benim kaderim Yılmaz. Senin kaderin ben ne dersem o. Kulunuz köleniz olayım yapamam. Ben Yılmaz'ı seviyorum. Onu severken Demir Bey'le evlenemem. Sevmek mi? O da ne demek? Kim sevdiğiyle evlenmiş ki sen evleneceksin? Yapmayın büyük hanım. Hani aşka inanırdınız siz? En başta söyleseydiniz size yardım ederdim demediniz mi? Söylediniz mi? Korktuk. Nikah hazırlıkları vardı. Yılmaz aranıyordu. Biz de... Bu Yılmaz'ı çok mu seviyorsun sen? Çok seviyorum büyük hanım. Her şeyden çok seviyorum. Git o zaman. Teşekkür ederim. Ama Yılmaz'ın senin yüzünden asılacağını bilerek git. Ne diyorsunuz? Yılmaz'ı idamdan benim oğlum kurtaracak. Demir. Bunu seni sevdiği için yapacak. Şimdi önünde 2 yol var. Ya Demir'le evlenirsin. Demir karnındaki çocuğu kendinin sanır. Yılmaz da idamdan kurtulur. Ya da çeker gidersin. Ama Yılmaz idam edilir. Bu karar senin. O çok sevdiğin Yılmaz'ın hayatı senin ellerinde. Kız Gülten, sarılarını dağıtma. Öyle göz göz olsun abisi, hadi. Sana der bunlar abi, içeri gidecek. Kız bana da kır. Hadi abisi, bana da kır. O kadar yumurta yenmez, kaşınırsın. Evde de yedin sabah. Ben sabah yumurta yemedim ki. Bana da kır abisi, hadi. Sabah yemedim ben yumurta. Saniye. Sofrayı 3 kişilik hazırla. Hayırdır Demir Bey? Misafir mi var? Hayır. Süreyya da bundan sonra bizimle yemek yiyecek. Yavaş kızım. Günaydın Züleyha. Günaydın büyük hanım. Züleyha, iyi misin? Yorgun görünüyorsun. Uyuyamadın mı yoksa? Pek uyuyamadım. Sabahattin'e bir görün istersen. Yok, o kadar değil. Peki, hadi gel. Saniye, çayları koymasın. Bugün şehir kulübünde davet veriyorum. Züleyha'yı da götüreceğim. Sebep? Evleneceğinizi duyuracağım. Ha, güzel. Güzel. Alyansları ısmarladın mı? Artemis Usta birkaç örnek getirsin bir bakalım önce. Nesine bakacaksın? Adela'da bir alyans istemiyorum anne. Özel bir şey olsun. Züleyha hangisini beğenirse ondan yaptıracağım.
Ne oldu kız? Saniye, ne oldu kız? Evleniyorlar. Kim evleniyor? Demir Bey'le Züleyha. Ne? Züleyha evleniyor. Ne? Ya. Ayıp olmuyor mu ama? Çaymış görmek için. Çarpıntı yapıyorlar. Ah, Zinkar Hanım geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay hanımlar, ne olur kusura bakmayın geç kaldığımız için. Size müstakbel gelinimi takdim etmek istiyorum. Züleyha Altun. Bu kimdi Züleyha? Kimin sünneti bu yavrum? Ama sen tabii o yıllarda olmadığın için. Aa, Şermin hoş geldin. Hoş bulduk şekerim. Merhaba yenge. Şermin. Nerede kaldın canım? Ben de artık gelmez diyordum. Ayakta kalma, geç otur. Ben de Züleyha'nın ailesinin başından geçenleri anlatıyordum dostlarımıza. Neyse, nerede kalmıştık? Evet. Bu da büyük büyük dede. Değil mi yavrum? Anne tarafı. Mabeyinciymiş. Malta'da sürgünde ölenlerden. Allah rahmet eylesin. Amin, amin, amin. İşte Demirciğim Züleyha'nın ailesinin bu hikayesini öğrenince hemen apar topar İstanbul'a gitti. Bir soruşturayım diye. Ama ne yazık ki orada yalnızca bir büyük halanın yaşadığını öğrendik. O da inşallah düğünümüze teşrif edecek. Çocuklar elini öpecekler büyük halamızın. Büyük halanın durumu nasıl, iyi mi? Yok be hayatım, nerede, nerede? En çok yokluğu da o kadıncağız çekmiş. Beyoğlu'nda böyle kirli, izbe bir bodrum katında yaşıyormuş. Demir diyor ki, gördüğüm anda anneciğim... İçim parçalandı diyor. İçi parçalanmış çocuğum. Biliyorsunuz Demir ne kadar yumuşak kalpli bir çocuktur. Ama varlığa hiç güvenmemek lazım. Bak koskoca, mabeyinci. Neydi büyük babanın adı? Zahit Bey, koskoca paşa. Yani adam hiç düşünür müydü? Torunlarının torunları iftiraya uğrayacak, sefalet çekecek, hapislere düşecek. Hiç adamın aklına gelir miydi? Ah, hayat işte. Ne güzel söylemiş büyüklerimiz ama, değil mi? Ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli. Dedelerinden hiç mal mülk kalmamış mı? Vallahi hayatım, yani Demir İstanbul'da bir avukat tuttu. Soruşturuyor filan adam. Zaten o sayede büyük halayı da biz bulduk. Yani Erman'cığım, mal mülk olsa ne olacak artık Allah aşkına ya? Mal mülk parçalanmış, onun bunun eline geçmiş. Zaten biz gelinimizin önüne Çukurova'yı sereriz. O ayrı konuda. Ama tabii ailenin itibarını geri alması önemli. Yavrum benim, sakın üzülme. Canım kızım, canım yavrum. Mal mülk nedir, gelir geçer. Tabii. Züleyha bizim canımız, canımız. Demir nihayetinde mutluluğu yakaladı diye havalara uçuyoruz. Çok seviyoruz, çok. O bizim meleğimiz.